Selamlar. Bugün de başka bir konsept artçileriyle karşınızdayım. Umarım size faydalı olabilirim. Şimdiden iyi seyirler. Eğer karakter çiziminde zorlanıyorsanız, hani başka bir fotoğraftan almanız önemli değil aslında. Bunu Adobe Illustrator'da yapabilirsiniz. Almak istediğiniz karakterin fotoğrafını atıyorsunuz. Fotoğrafa tıkladıktan sonra sağ tarafta Image Trace özelliği var. Ona tıkladıktan sonra High Definitive Photo var. Ona tıklıyoruz. Ondan sonra resme tıklayıp Expand'e basıyoruz. Genişletiyoruz. Ungroup yaptıktan sonra gereksiz olan şekilleri teker teker siliyoruz. Ve Photoshop'a karakterimizi atıyoruz. Bu sizin için bir teknik haline gelebilir. Tabii kendi karakterinizi kendiniz yapmak istiyorsanız o ayrı mesele. Sizin tercihiniz burası. En temel ve en önemli şeyler. Bir, şekiller. Katmanlarla çalışmaya özen gösterin. İlk olarak yani katmanları oluşturun ve sonra şekilleri çizmeye başlayın. Bu yer olabilir işte. Yerden başlıyoruz zaten temel olarak. Detaylara takılmayın. Kötü görünecektir başta zaten. Her resim başta kötü görünür. Çünkü düz bildiğin boyuyorsun yani. Ben genelde yerleri yaptıktan sonra gökyüzüne geçiyorum. Bir karartı olabilir. Böyle soft bir fırçayla üzerinden geçiyorum ki hani bir böyle doğallık havası versin. Sonrasında yerin karakterini belirliyoruz. Önceki videoda da bahsetmiştim. Texture fırçalarını kullanabilirsiniz ya da soft fırçalar kullanabilirsiniz yedirmek için. Bunun yanı sıra ben başlarda referans alabileceğim bir ışık kaynağı çiziyorum ki ileride detayları ona göre yapayım. Yani başta zaten yerleri oluşturduktan sonra, texture'ları yaptıktan sonra bir de ışık kaynağı çiziyorum ki hani temellerim oluşsun ve ileride rahat edeyim. Bunu size de öneririm. Yani ileride kafanız çok rahat ediyor. Yani bir referansınız olmazsa zaten kafanız karışıyor ve hani her şey birbirine karışıyor. Onun için bu baştaki referanslara dikkat edin. Hani karakter en başta geliyor mesela. Ondan sonra yerleri yapıyorsun. Şekilleri oluşturduktan sonra gökyüzüne biraz doğallık katıyorsun soft fırçalarla. Sonra bir tane bir ışık kaynağı yaparsın. Referansların böyle yaklaşık hazır olur. Bu noktadan sonra ben kafamda bir şeyleri oturttum mesela. Referansları aldım. Işığım tamam, yer tamam, karakter tamam. Katmanlar düzenli bir şekilde yapılmış. Şimdi ışıklandırmaya başlıyorum. Detaylara hafiften giriyorum. Hani sonrasında yine şekiller ekleyebilirim. Ama şu an detaylara başlıyorum ki artık böyle birbirine yedireyim o katmanlardaki şeyleri. Ve hani birbirinden kopuk olmasın. Mesela şu an karakter ve karakterin olduğu yer o kadar kopuk ki diğer resimden. Görüyorsunuz zaten. Bu detaylarla biraz yedirmeye çalışıyorum ki kafamda bir şeyler oluşsun. Öyle ilerleyeyim resimde. Kullandığım fırçaları yine aşağı bırakacağım. Onu mutlaka indirin. Çok güzel şekiller var. Bu şekilleri hani gidip Google'dan bulacağım, oraya yapıştıracağım, onun renk kaplamasını yapacağım, karıştırma seçeneklerinden diyorsanız ayrı. Ama fırçalarla çok daha kolay olur. Hani sizi uğraştırmaz en azından. Altta bırakıyorum Imataban brush setlerini. Bu noktadan sonra artık karakterimizin olduğu yere geçiyorum. Biraz fazla büyük göründüm ben, onu biraz küçülttüm. Yine ışıklandırmadan devam ediyorum. Ve karakterin üzerindeki ışıklandırma. Burada bu zemini diğer taraflara yedirmek için koyu fırçaları mutlaka kullanın zaten. Yani resminizde açık ve koyu renkler vardır. O ikisini zeminleri birbirlerine yedirmek için kullanabilirsiniz. Ve bu çok önemli bak. Açık ve koyu renkleri kullandığınız açık ve koyu renkleri zeminleri yedirmek için ya da karakteri yedirmek için
Ya da bir şekilde diğeri uyuşmuyor mu? Onları yedirmek için kullanabilirsiniz. Bunu mutlaka yapın yani. Bir de bu konsept art olayında hani bazı şekiller kullanırsınız, saçma gelen şekiller olur, mantıksız olaylar olur. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Mesela şu an şurada yaptığımın hiçbir anlamı yok aslında ama hani başka birisi bu resme baktığında belki biraz düşünür. Belki aklına bir şey gelir bu şekillerden. Hani neden olmasın ki diyorsun. İstediğin şeyi kullan ya, özgürsün yani. Resminizi bitirdiğinizi hissettiğinizde en son kontrast olayına gireceksiniz yani direkt. Bunu şöyle yapabilirsiniz. Katmanları farklı farklı yapabilirsiniz ya da direkt resmi dışa aktarıp o resmi direkt kontrast ayarlarıyla oynayarak yapabilirsiniz. O size kalmış. Katmanları ayrı ayrı yapmak biraz daha uğraştırıcı olur.